Bu videoda Minecraft'ta en az indirilen modları test ettim. Sitedeki en son sayfada en az indirilen modlar bulunuyor. Ve ilk indirdiğim modda eğer ki ölürsek bambaşka bir boyutta tekrardan canlanıyoruz. Yani öldüğümüz için dünyaya değil farklı bir boyuta geliyoruz. Ve bu boyutta etrafta topraktan ve odundan başka bir şey yok. Tabi buradaki kamp ateşinden başka da bir şey yok. Yani tamam, ölüler için bir boyut yapmış ama buradan nasıl çıkacağız ve buranın amacı ne acaba? Ayrıca burada garip bir yer var. Ne olduğunu merak ettim, o yüzden yukarı çıkacağım ve çok karanlık. Şimdi daha iyi oldu. Neyse, toprak toplayıp hemen geliyorum. Ve yukarıya çıktığımızda burası yıkılmış bir tane okula benziyor bence. Aynen, koridorlar var, kütüphane var ve evet, gerçekten de okuldayız. Yani sanırım geçmişe döndük. Hayatımız gözümüzün önünden film şeridi gibi falan mı geçiyor? Yani ne anlatmaya çalışmış mod yapımcısı bilmiyorum. Evet, en tepesine çıktığımızda burası kesinlikle bir okul. Çünkü demir parmaklıklar var. Bu arada bir ses geliyor okuldan. Şu an gerçekten gerilmeye başladım. Ağlıyor, biri ağlıyor. Merhaba. Aa, içeride biri var. Ne haber? Ah, hay. Oha! Abi sen değilsin böyle. Bir de çok hızlı. Bu da bizim kabusumuz falan mı? Neden bize saldırıyor? Neden öldükten sonra karşımıza çıkıyor? Evet, teorilerinizi yoruma yazın. Ve şimdi öldürdüğümde içinden hiçbir şey çıkmadı. Neyse, bu dünyadan nasıl çıkacağımızı hala bulamadım. Sanırım bir daha okula gitmeyeceğim ve burada bir tane ağaç var. Hem de etrafında böyle ışıklar falan var. Güzel duruyor. Ayrıca burada bir tane de sandık var. Sandığın içinde de bir tane hediye. Bu hediye ne bilmiyorum ama açmalı mıyım? Açtım bile. Hediyeyi yedim galiba. Ve bize 12 tane kömür verdi. Gerçekten güzel bir hediyeymiş. Peki bu nedir? O, bir dakika. Dünyaya geldim. Tekrardan dünyaya geldim. Yani ışık bloğu bulunca oradan kaçabiliyormuşuz. Gerçekten iyi bir modmuş. O zaman sıradaki moda geçebiliriz. Evet, sıradaki modumuzu toplamda 13 kişi indirmiş. Ve burada niye bu kadar fazla köylü var? Neyse, sandıkta... O, bunlar ne? Abi siz planlar falan mı yapıyorsunuz? Yani şunu giyindikten sonra ve buna tıkladım. Böyle bir mod niye var lan? Ya adamlar gerçekten canlı bomba modu yapmış. Üzerime giyiniyorum. Merhaba. Bay bay. Evet köylüler, gerçekten çok üzgünüm. Bu konu hakkında ne demek istiyorsunuz? Abone olun. Aynen öyle. Haberler devam edecek. Ve biz sıradaki moda geçelim. Ve sıradaki modumuz Breaking Bad modu. Burada Walter White var ve birazcık tehlikeli duruyor. Ve üst tarafta cam bar olduğu için demir setimi aldım. Bakalım Walter White'da savaşacağız galiba. Oha, ateş fırlattı. Tamam, kimyacısın da bu ne? Manyak adam. Dur, ben buna yaklaşamam. Şu an beni yok edecek galiba. Kalkan, kalkan. Oh, kalkanla onu kesebilirim. Say my name mi diyor? Say my name diyor. Abi Walter White gerçekten çok güçlü bir boss ve onu ancak buradan falan kesebilirim galiba. Oo, hala da saldırıyor ve tek yedim. Ama envanterime bir tane tarif kitabı geldi. Patlatabilir diyor ama herhangi bir hasar falan veremiyorum bununla. Ama ona ihtiyacım yok. Seni keseceğim. Ne kadar seni sevsem de seni kesmem lazım. Abi her yakınına geldiğimde o beni patlatıyorsa bir fikrim var. Hemen geliyorum. Birkaç dakika sonra. Şimdi işini bitireceğim Walter White. Az önceki modla beraber geliyorum. Bam! Nasıl ölmedi ya? Hala daha canı var. Hadi buradan kesebilirim son canın. Ve kestim. Ejderhayı bile kesmek bu kadar zor değil. Evet, tekrar tarif kitabını aldım ama işe yaramıyor. Galiba yaratıcılık modunda işe yarıyor. Aynen öyle. Şu an Walter White'a dönüştük. Özür dilerim koyun. Bu gerçekten çok iyi bir modmuş. O zaman sıradaki moda geçebiliriz. Evet, dünyanın en garip modunu indirdim ve geldim. Toplamda 14 kere indirilmiş ve lütfen birazdan benimle dalga geçmeyin. Öncelikle yapmamız gereken şey şu komutu yazmak. Şu an erkek rolündeyiz ve aşağı atladığımda... Evet, erkek hasar sesi duydunuz. Ama bunu kadın yaparsanız ve lütfen benimle dalga geçmeyin. Kadın rolüyle beraber aşağı atladığınızda benden gelmedi o ses. Yani şey, moddan geldi. Benimle alakalı değil. Bir daha atlıyorum. Ya abi, niye böyle bir moda ihtiyaç duydular hiç anlamıyorum. Minecraft topluluğu gerçekten çok garip. Ayrıca öldüğünüzde de böyle bir ses çıkıyor. Sıradaki mod. Şimdi oynayacağım mod kesinlikle Minecraft'a eklenmeli. O kadar söylüyorum. Öncelikle Wither iskeletini çağırdığımızda normalde hiçbir şey olmaz. Canlanır ve saldırmaya başlar. Ama şimdi müzik çalmaya başlıyor. Tabi başta basit başlıyor ama sonradan daha güzel hale geliyor. Ve bana saldırmaya başladı. Uf, gerçekten güzel bir şarkı başladı. Aşağı inersen sana tek atmayı düşünüyorum. Lütfen aşağı in. Lütfen. Lütfen. Tamam, ben blokları alırım. Yukarıya çıkarım. Ama o da yukarıya çıkıyor. Harika. Ama şimdi affetmeyeceğim. Aynen
Aynen öyle. Evet, müzik de tam öldüğü gibi kesiliyor. Nasıl tek attım diye sorarsanız, evet, birazcık güçlü bir Netherite kılıcım var. Aynı şekilde End'e gittiğimizde de ejderhaya da müzik yapmışlar. Ejderha nerede bilmiyorum ama arkada müzikle beraber gerçekten keyifli oluyor. Gel bakalım buraya ejderha. Tamam. Tek vuruşa öleceksin. Ama beni öldürdü. Hayır. O zaman sıradaki mod. Sıradaki modumuz toplamda 38 kere indirilmiş ve oyuna Counter Strike'deki C4'leri ekliyor. Bu şekilde zamanlayıcı var. Mesela 25 saniye olsun ama kodu bilmiyorum. Yani kod ne olabilir ki? Ve kodu üzerinde yazıyor mesela 235-343. 25 saniyelik bir zamanlama koydum. Ve evet, gerçekten geri sayıyor. Kaçmam lazım. 3, 2, 1 ve boom. What? Ya sanırım bir saniye gecikmeli saydım ama güzel bir patlamaydı. Artık Minecraft'ta arkadaşlarıma Counter Strike oynayabileceğim. Niye böyle bir şeye ihtiyacım var bilmiyorum ama olsun, güzel. Peki bu ne? Mayın mı? Bu arada başka bir bomba çeşidi daha var. Yani birazcık garip duruyor ama bir saniye. Bununla beraber kontrol edebileceğiz. Deniyorum. Bum. Aynen öyle. Cidden bu modu aslında beğendim. Evet, yeni bir tane bomba daha var ve acaba bunu patlamadan önce köyü kurtarabilecek miyim? Burada 3 tane kablo var ve ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. 49 saniyem kaldı. Mavi kestim. Evet, köy havaya uçtu. Bu sefer merak etmeyin köylüler, hallediyorum. Hemen şuraları açmam lazım vidalarla. Hangi şeyi kesmem gerekiyor ki? Kırmızı, harika. Ya bu köy ne yaparsam yapayım kurtulmuyor. Sıradaki moda geçelim. Evet, sıradaki modumuzda portal yapacağız. Yani arkadaki portaldan bahsetmiyorum. Bu şekilde elmas bloğundan portalımızı yapıyoruz. Bununla da yaktığımızda yeni bir boyut açılıyor. Aynen öyle. Ve boyutun içine girdiğimizde her yer elmas. Yani niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu bilmiyorum ama oyun bittikten sonra buraya gelinebilir bence. Gerçi oyun bittikten sonra hiçbir anlamı kalmasa da bir dünyanın her yeri elmaslarla kaplı. Şuraya baksanıza, suyun içinde bile elmas blokları var. Gerçekten bu mod 2010 yılında falan önüme çıksaydı herhalde heyecandan bayılırdım. Ama şu an 2010'da değiliz. Sıradaki mod. Evet, sıradaki modumuz da müzik modu. Elimde de bir tane keman var. Kemana sağ tıkladığımda böyle bir panel açılıyor ve buradan müzik çalabiliyoruz. İstediğim notayı istediğim şekilde verebiliyorum. Ama sıkıntı şu ki ben keman çalmayı bilmiyorum. Ama problem değil. Kemanı şöyle kenara koyabilirim. Çünkü burada bir tane piyano var. Oturdum ve ama sıkıntı şu ki gene ben piyano çalmayı da bilmiyorum. Neyse, ne kadar bilmiyor olsam da bir şeyler deneyeyim ya. Tamam, şimdi aynen ayarlamaları yaptık ve başlıyorum. Burada müzik dinleyebileceğimiz bir tane hoparlör var. Buraya müziğin linkini yapıştırıyoruz ve başlat dediğimizde aynen. Hadi sıradaki moda geçelim. Evet, bu modun 17 indirmesi olabilir ama şimdiye kadar oynadığım en iyi mod bu olabilir. Mesela şuraya gitmek istiyorsunuz ama hiç bloğunuz yok. Şu şekilde atlıyorum. Aynen ve boom. Geldik bile. Harika. Bu şekilde blokların yanlarına tutunarak aşağı inebiliyorsunuz. Aynı şekilde modu da bug'a sokabilirsiniz. Mesela böyle garip hareketler yapabiliyorsunuz arka arkaya basarsanız. Mesela aşağı atlarken böyle takla da atılabiliyor. Gerçekten güzelmiş. Ama bunu farklı bir yerde denememiz lazım. Evet, bence çok zorlanmadan geçeceğim buraya. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Çok kolay gibi gelebilir ama asla kolay değil. Hadi geldim sona, atladım ve boom. Abone ol hemen. Evet, hemen abone ol. Acil 400 bin abone olmamıza çok az kaldı. Hemen sıradaki moda geçmeden abone oldun mu? Teşekkürler. O zaman sıradaki moda geçelim. Evet, sırada sadece 4 indirmeli bir tane paraşüt modu var. Yani ne kadar paraşütü merak etsem de şunları denemek istiyorum ilk başta. Çok hızlı kırıyor. Peki balta o kadar hızlı kırıyor mu diyeceğim de yok, o kadar hızlı kırmıyor. Bence en iyisi kürek. Şuraya baksanıza. Bunlar neyden üretildi bilmiyorum ama çok iyiymiş. Bu ne peki? Bayağı bir kalp verdi bize. Ayrıca şans efekti, sağlık arttırma falan verdi. Peki bunların paraşüt moduyla ne alakası var? Neyse, paraşütümü giydim. Oo, çok güzel duruyor. Keşke manevra falan da yapabilsek havada ama maalesef öyle şeyler yok. Evet, beklediğimden birazcık kötü çıktı paraşüt modu. Sıradaki moda geçebiliriz. Evet, sıradaki mod 18 kere indirilmiş ve Phineas ve Ferb modu. Evet, gerçekten Phineas, merhaba, üçgen kafa ve çok komik duruyor. Ve burada da Ferb var. Burada da Ajan P var. Yani Ajan P değil henüz ama evet. Şu an hepsi çok tuhaf duruyor. Ve kendisi de Phineas'a Ferb'ü izliyor. Peki Ajan P nerede? Abi gerçekten çizgi filmdeki gibi aynı şeyler oluyor. Şaka mı bu? Bu arada evet, sanırım nerede olduğunu bulduk. Evet, Doktor Doofenshmirtz'ün mekanına geldik. Ve kapıda sanırım biri çalışıyor. Merhaba. Kütüphaneciymiş lan bu. Dolandırıldık.
Doofenshmirtz'le konuşmak istiyorum. Burada ajan P olması lazım büyük bir ihtimalle ve merdivenler çok karanlık. Buraya niye asansör yapmamışlar anlamadım. Evet, aydınlanmaya başladı etraf ve geldik. Merhaba. Bu kulenin daha yarısı ve bunlar herhalde Doofenshmirtz'ün yaptığı makineler, aletler falan filan. Evet, en üst kata geldik sanırım. Umarım kimse görmez. Oha, gerçekten Doofenshmirtz var. Ve ajan P. Abi şaka mı bu? Gerçekten güzel bir mod yapmışlar. Merhaba. Bakabilir misiniz doktor? Doktor Doofenshmirtz inatla bana bakmıyor. Gerçekten tek yedi. Tamam, buradaki mesaim bitti. Benim de mesai bitti bu arada. Sıradaki moda geçebiliriz. Ve sıradaki modumuz samuray modu. Baksanıza, elimde bir tane katana var ve bununla beraber saldırabiliyorum. Ve buraya baskına geldik. Evet, bana geliyor. Gel bakalım. Bam. Bam. Hatta uzaktan göstereyim. Aynen öyle. Oo, bayağı fazla var. Hepsini yenebilir miyim acaba? Bir de böyle uzağa doğru atılmak için yeteneklerim de var. Çok fazlasınız ama. Hepsini kesebilirim bence. Ve bam bam. Çok keyifli. Şimdi okçuları hallettik. Sıra sizde. Gelin bakalım. Aa, saldırmıyorlar. Olsun, fark etmez. Sanırım benden korktukları için. Aa, saldırıyor. Evet. Ben sanırım pek de iyi bir samuray değilim. Ama tekrardan doğabilen bir samurayım. Aynen öyle. Sağ tıkladığımda bu arada ileriye doğru atılabiliyorum ve iskeletler doğmuş buradan. Ne alaka bilmiyorum. Katanamın tadına bakmak ister misin? Bam bam ve bam. Aynen. Çok keyifli ya. Böyle saatlerce iskelet falan doğrayabilirim. Mesela şuraya çıkmak istiyorum. Sağ tıklıyorum ve yukarıdayım. Bir daha yüklendi mi? Aynen öyle. Gerçekten çok iyi ya. Evet, burayı da özgürleştirdik. O zaman sıradaki moda geçebiliriz. Evet, bu sefer en saçma modu buldum ve size getirdim. Şimşek McQueen modu. Bildiğin oyunda Şimşek McQueen var. Yüksek çözünürlüklü ve Minecraft'tayız. Çok saçma. Hatta Shader'ı da açtım ve manyak iyi duruyor şu anda. Hatta modun içerisinde Mater da var ve çok garip duruyor. Şunların gerçekliği birazcık algımı bozuyor. Tabii ki de hareket edemiyorlar veya içlerine giremiyoruz. Aa, bir dakika. Mater'a dönüştüm. Ya da Şimşek McQueen'e dönüşebiliyorum. Evet, bu mod daha da garipleşmeden sıradaki moda geçelim en iyisi. Evet, şimdiye kadar çektiğim tüm Minecraft modlarını unutmanızı istiyorum. Çünkü en iyisi geldi. Öncelikle her videoda ne yaparım? Ben mesela demir golemi keserim. Demir goleme vurdum. Kovalıyor beni. Şu an ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Yapmam gereken şey çok basit. Hemen sohbeti açıyorum. Çıkış yazıyorum ve 2,5 saniye içerisinde oyunum kapanıyor. Evet, bu gerçekten harika bir özellik ve tekrardan tek oyunculuğa girdiğimde kaldığım yerden devam edebiliyorum. Ve demir golem kafayı yedi. Bu tarz bir mod her zaman lazımdı zaten. En iyi mod olduğunu düşünüyorsanız yorumlara çıkış modu yazın. Evet, şu an gökyüzünden aşağı düşüyorum ve aşağıda lav var. Hemen çıkış yazmam lazım. Hayır, 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 hayır. Yes be. Artık sıradaki moda geçebiliriz. Evet, bu sefer kesinlikle en saçma modu bulduğuma eminim. Karşımda bir tane yağdan yapılmış bir adam var. Tamamen komple yağdan. Zeytinyağı mı tereyağı mı bilmiyorum ama yağ adam diye geçiyor. Yani yüksek ihtimalle zeytinyağı. Çünkü burada öyle yazıyor. Ve fırlatılabilir zeytinyağı var envanterimde. Peki bunlar ne işe yarayacak derseniz, aslında çok eskiye dayanıyor bunun olayı. Buradaki şakaya göre yağmur yağarken üzerine yağ atarsan, evet, böyle yukarıya çıkıyorsun. Çünkü yağ suyun üzerine çıkıyor ve yağmurda su olduğuna göre ve bizim üzerimizde yağ olduğuna göre, anladınız işte, çok saçma. Dünyanın en saçma şey. Bu modu niye yapar bir insan? Bu modu niye yapıyorsun? Çok saçma değil mi bu? Gerçi bu seride bu tarz şeyleri sorgulamamak lazımdı. Neyse, yapacak bir şey yok. Sıradaki mod ve 11 indirilen bir tane modla karşınızdayım. Burada bir sürü mob var. Neler oluyor? Oha, çok hızlı atlayan bir örümcek var. Yol yapan zombi var. Neler oluyor hocam? Evet, gerçekten yol yapan bir zombi bana doğru geliyor. Hem de arkasına Creeper'ı da getiriyor. Tamam, neyse ki canın çok fazla değil. Creeper Bey ne yapıyor acaba? Yani suyun içinde diye patlamasının bir anlamı kalmadı. Ve oha, örümcek üzerime uçuyor. Neyse ki ölmeleri çok da zor değil. Peki bu iskelet ne yapıyor? Oha, bir dakika, yanan ok atıyorsun sen. Gel buraya. Uf. Yani Minecraft'taki mobları güçlendiren bir mod yükledim. Ve gerçekten bu hoşuma gitti. Evet, taş koyuyorum. Gelmeyin. Gelme. Gelme. Buradan vurabilirim derken, oha, bir dakika, yer açıyorsunuz siz. Kırık taşları kırabilen bir tane zombi var. Abi oyunu gitgide daha da zorlaştırıyor ama bunlar. Ben şuradan vururum diye düşünüyordum. Adamlar bildiğin yol açıyor kendilerine. Seni öldürmem lazım, özür dilerim. Peki sen ne yapıyorsun? Elinde kürek var. Yani toprakta bir yer yaparsam o da toprakları kazıyor. Sen de baltalı bir şekilde kazıyorsun. Zombiler gerçekten bu sefer güçlenmiş. Hayır. Huh. Peki Creeper, normal Creeper'dan farkı neydi, ben anlamadım. Mesela diyelim ki zombiyi buraya hapsetmek istiyorsunuz. Zombiyi buraya hapsedebilirsiniz ama kaçabiliyor. Beni de öldürmeye geliyor manyak. Evet, gerçekten survival dünyanızın daha zor olmasını istiyorsanız ve bu tarz şeyler eklemeyi de düşünüyorsanız bu modu kesinlikle oynayın derim. O zaman sıradaki mod. Ve şimdi de nostalji modu buldum ve bu modu toplamda 7 kişi indirmiş. Elimizde 2 tane zaman çizgisini değiştiren eşya var ve şu an normal zaman çizgisindeyiz. Ama buna tıkladığım
baktığımda eski zamanlara dönüyoruz. Şu anda bayağı eski sürümdeyiz. Hatta oyunun sesleri bile eski. Hatta mesela aşağı atladığımda aynen. Ama ona rağmen arkada huş ağaçları var. Bu birazcık tuhaf hissettiriyor ama geçmişe döndük resmen. Hatta şuradaki çakılların görüntüsüne bakın. Gerçekten şu an geçmişe dönmek iyi hissettirdi. Evet, Love'ın iğrenç görüntüsüyle sizi baş başa bırakıyorum. Bayağı rezaletmiş ya. İyi ki Love'ın görüntüsünü değiştirmişler. Şimdiki de gerçi kuru fasulyeye benziyor ama neyse. Şuraya baksanıza, eski mağaralar ve çok kötü duruyor. Tamam, şimdi mesela buradayken normale dönelim ve normal mağara görünümüne geri döndük. Evet, şimdi tekrardan eskilerdeyiz ve şunların görüntüsüne bakın. Elmas ne kadar kötüymüş. Bunu değiştirdiklerinde tüm topluluk Minecraft'ta kızmıştı. Ve hayır, Creeper. Creeper'ın sesi ne kadar iğrençti öyle. Evet, Minecraft gerçekten ne kadar gelişmiyor desem de birazcık daha gelişmiş diyebilirim şu anda itibaren. Neyse, bu zaman çizgisinde hapsolmadan buradan kaçalım. Sıradaki mod. Madene gittiğinizde saatlerin nasıl geçtiğini bilmiyor musunuz? Yani hem Minecraft'ta hem de gerçek hayatta. Gerçek hayat saati de yazıyor, Minecraft saati de yazıyor. Sağ alt tarafta normal Minecraft saati var. Onun yanında da gerçek dünya saati var. Yani şu an videoyu 17.29'a çekiyorum. Evet, doğru. Şu anda da 17.30 oldu. Ve ben madene gittiğimde saatlerce aşağıda kalıyorum diyorsanız da Minecraft saatine bakarak da gece mi olduğunu veya gündüz mü olduğunu öğrenebilirsiniz. Mesela diyelim ki bu kadar maden topladınız. Yani video dışı maden gibi oldu. Bir dakika içerisinde video dışı maden yapmış gibi gözüktüm. Ve şu an Minecraft saatine göre gece olduğundan dolayı dışarıya çıkmak istiyorsunuz. Aynen, tam olarak gördüğünüz gibi Minecraft saatine göre gece. Yani bu mod tam olarak madenciysen işine yarayabilir. O yüzden bunu indir bence. Neyse, sıradaki moda geçebiliriz. Tam sıradaki modu anlatacaktım ama ne oldu dersiniz? Şurada bir tane köylü aşağı düşmek üzere. Ve bence onu kurtarmalıyız. Bu arada bu mod tam olarak 13 kere indirilmiş ve evet... Merhaba, kurtaracağız onu. Ve 13 kere indirilmesini bence asla hak etmiyor. Hemen şu köylü abiyi kurtardıktan sonra... Aynen, kurtardık. Aşağı düştü ve ölmedi. Yeterli. Ama bacağınızı kırarsanız... Evet, bastonlarımız var. Böyle garip garip bastonlar eklemiş arkadaşımız oyuna ve... Neden böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Bambudan, ölmeme toteminden, shulker'dan farklı farklı bastonlar üretmiş. Ve hiçbir işe yaramıyorlar. Sadece süs. Al abi, belki kullanırsın, çocuklarına falan verirsin ileride. Rica ederim. Aynen abi. Neyse, sıradaki moda geçebiliriz. Evet, niye böyle giydiğimi sorarsanız şunlardan dolayı. Evet, burada bir tane uranyum var. Bunlar da nükleer bombalar ve bunları patlatacağız. Burada da alarm sistemleri var. Bakalım çalışıyorlar mı diye yerleştirdim. Ve evet, uranyumu yakamıyoruz. Uranyum zaten nükleeri üretmek için. Evet, bu çekirdek, bunu da herhangi bir şey yapamıyoruz. Evet, sıra sende. Evet, sesler gelmeye başladı ve patlayacak. Tahmin neyse ki creative'deyim, bir şey olmaz bana. Şu korkutucu, içine çökmeye başladım. Oha, ne oldu öyle? Neler oluyor? Kendimi şu an Oppenheimer gibi hissediyorum. Devasa bir şey ve çok korkutucu. Üzerimde ne kadar radyasyon kıyafeti olsa da, yani sonuçta nükleer bombanın yanında patladığım için şu an yemyeşilim. Ve üzerimde radyasyon efekti var. Hasar yemeye de başladım. Peki diğer silahlar nedir? Oha, bu da farklı bir silahmış. Yani radyasyon yolluyor. Ve radyasyondan dolayı öleceğim büyük bir ihtimal birazdan. Peki 3 tane mob var. Mesela bu mob ne işe yarıyor? Oha, bana saldırıyor. Kaç. Bir dakika, nükleer atık attı. Ve diliyle beni yedi. Evet, bu mod gerçekten çok tuhafmış. Kimler düşündü acaba bunu? Evet, sırada bu var. Sen nesin? Aa, balık galiba. Yani radyasyondan dolayı farklılaşmış bir balık. Neyse ki suyun içinde olmadığı için bana saldırmıyor. Gerçi bir dakika, suyun içinde ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. Yanlış şeyi mi koydum? Bu ne böyle? Lütfen bana saldırma. Devasa bir şey çıkardım yanlışlıkla. Evet, yer gök sallanıyor her yürüdüğünde. Abi etrafı yok ederek gidiyor. Atların suçu neydi? Atların üzerine tepinme. Evet, gerçekten çok ilginç yaşıyor şu an mod. Ne oluyor? Herkes kaçışmaya başladı. Peki bu ne işe yarıyor? Merhaba. Ne oluyor? Arkadaş mıyız? Pek arkadaş canlısı durmuyor ama arkadaşlar, ekrana çıkan diğer videoları izlemeyi unutmayın. Sıradaki videolara kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.